Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre Hoca. Serbest muhasebeci mali müşavirlik staj başlatma yönetmeliği hakkında sizleri bilgilendirmek üzere bu videoyu hazırladım. Umarım faydalı olur. Çünkü bu konuyla alakalı olarak birçok kişi yanlış bilgilere sahip ve sanırım internet ortamında bilgi kirliliği de bu konuda oldukça mevcut. Bu konuda elimden geldiğince sizleri aydınlatmak için şimdi isterseniz sunumumuza geçelim. Öncelikle bu yönetmeliğin amacı serbest muhasebeci, mali müşavirlik, stajı yapacak aday ve meslek mensuplarının yetiştirilmeleri diye cümleye başlayacağım düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Eğitimlerimi bilenler, benim daha önceki YouTube videolarımı izleyenler bilirler ki ben oldum olası ezberleri sayamam. Ve bu cümlelerden kanun kitaplarında bolca var zaten. O yüzden ben size konuyu daha açık bir şekilde anlatmak amacındayım. Yani kimler nasıl muhasebeci olabilir? Bu ünvanlara nasıl sahip olabilirsiniz? Bu mesleği bir ünvan altında yapmak istiyorsanız konuya en başından başlamak gerekir. Öncelikle 4 yıllık bir üniversiteden mezun olmanız gerekiyor. Ama öyle herhangi bir bölüm olmaz. Yani kanunda yer alan maddede yer alan bölümler olmalıdır. Peki nedir bu bölümler? İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Siyasi Bilimler Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Hukuk Fakültesi gibi üniversitelerden mezun olmanız gerekmektedir ki e, bunların da hangi bölümleri olduğunu şu anki tabloda görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer bu bölümlerden başarıyla mezun olursanız, Sınava girme hakkına sahipsiniz. Bu bölümlerden birisini başarıyla tamamladıktan sonra sınavlar bitti diye seviniyorsunuz ya. İşte asıl sınav şimdi başlıyor arkadaşlar. Öyle bir vize final haftası başlıyor ki size şöyle söyleyeyim çok uzun bir vize final haftası. Yani üniversitedeki o iki haftalık vize final haftasını arayacağınızı emin olabilirsiniz. Öncelikle bulunduğunuz şehirdeki mesleki odalarda dosyanızı açtırmanız gerekiyor. Bunun için hazırlamanız gereken evrakları ve dosya açılış bedelini öğrenebileceğiniz bir linki videonun altındaki açıklama kısmına bırakıyorum. Buraya yazmıyorum çünkü zaman geçtikçe yeni evraklar gerekecek ve dosya bedelleri de değişecektir. Bu konuda kimseyi yanıltmak istemiyorum. O yüzden linki açıklama bölümünde bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu evrakları hazırlayıp ilgili bedeli banka hesabına yatırdıktan sonra işlemlerinize başlatabiliyorsunuz. Tabi e, herhangi bir hataya mail vermemek için bu işlemleri yapmadan önce odanızda da görüşmeniz muhakkak gerekir. Dosyanızı açtırdıktan sonra yılda 3 defa sınav düzenleniyor. Bu sınavların ilkinde bu işi bitirmeniz en büyük temennim. Ama baştan söyleyeyim öyle hafif alınacak bir sınav değil. Bunu anlamanız için şöyle bir örnek vermek lazım. Mesleki bilgisi en üst düzeyde olan birçok arkadaşım var ve bu işi başarıyla yerine getiriyorlar. Fakat nedense bu sınavda başarılı olamıyorlar. Bu aslında sınava üniversiteden mezun olarak hemen mezun olur olmaz girmenizi tavsiye etmemin de en büyük sebebi diyebilirim. Çünkü daha çok okuldaki bilgilerinize ihtiyacınız olacak bir sınav. Yani mesleki bilgi ile sınavdaki bilgi çok ama çok farklı arkadaşlar. Şunu da unutmamak lazım. 3 yıl süresince bu sınavlara girebiliyorsunuz. Açtırdığınız bu dosya sayesinde. Tabii her girişinizde de sınav ücretini tekrar ödemeniz gerekiyor. Sadece dosya bedeli 3 yıl süresince tekrar ödemiyorsunuz. 2021 yılı için sınav ücretleri 260 TL idi. Sınav konuları da genel kültür, genel yetenek, yabancı dil, İngilizce Fransızca ve Almanca dillerinden bir tanesini seçebiliyorsunuz muhasebe ve denetim ekonomi ve maliye ve hukuk dediğimiz alan bilgisi derslerinden toplamda da 130 sorudan oluşan bir sınav bu 130 sorunun 20'si genel kültür genel yetenek onu yabancı dilden ve 100 soruda alan bilgisinden gelmektedir. Sınavdan başarılı olabilmek için 60 ve üzeri bir not almanız yeterli. Sınavın zorluğunu da barajın aslında düşük gibi görünmesinden anlayabilirsiniz. 60'ta ne varmış ben bunu ilk girişimde alırım diyen birçok kişinin aslında bu puana yaklaşamadığını da gördü bu gözler. Tabii ki tekrar söylüyorum. İlk sınavda bu işi halletmeniz en büyük dileğim. O yüzden başarılar diliyorum şimdiden sizlere. Staj için çalışabileceğiniz bir SMM veya YMM bürosu veya muhasebe biriminde görev alabileceğiniz özel bir şirket bulmanız gerekiyor. Her ikisi de staj yapabilmeniz için uygundur. Aynı şartlarda değerlendirilirsiniz. Yani birçok kişi sadece bürolarda staj yapabileceğini düşünüyor. Aslında bu konuda yanılıyorsunuz. Sadece staj başlatma işlemleri farklılık gösteriyor. Eğer bir şirkette denetim altında çalışacaksanız yani staj yapacaksanız işe girişiniz şirketin merkez adresinde yapılmış olmalıdır. Bu çok önemli. Merkez adresi bunun özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Yapılmış olmalıdır. Şubelerde staj yapamazsınız. Bu arada durumunuza uygun olarak hazırlamanız gereken evraklara ait listeyi de yine videonun açıklama bölümündeki bir linke bırakıyorum arkadaşlar. Bu evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayıp odaya teslim eden Mainstack adaylar mesleki adaylar başvuru tarihlerine itibaren 2 ay içinde staja başlatma hakkını elde ederler. Ve staja başlama değerlendirmelerinden itibaren 1 ay içinde birlik ve tesmenin internet sitelerinde ilan edilirler. Varsa itiraz edilmesi gereken bir durum bunu odanın kararını tebliğ ettiği tarihten itibaren 15 gün içinde yapmalısınız. İtiraz değerlendirmesi 60 gün içerisinde yapılır ve buradan çıkan karar son karardır ve kesindir. Staja her yılın Mayıs, Eylül ve Ocak aylarında başlanır. Staj kesintisiz olarak yapılır. Yapılan denetlemelerde bir yılda 3 defa mücbir sebep olmaksızın staj mahallinde bulunmayanların stajı da iptal edilir. Staj yerleri değişikliği ile alakalı olarak da arkadaşlar 15 gün içerisinde yeni staj yerinizi bildirmeniz gerekmektedir. Tabii mücbir sebeplerde devreye girdiğinde bu konuda odalarınızla görüşmenizi tavsiye ederim. Allah korusun yanında staj yaptığınız bir meslek mensubu stajınız devam ederken beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti veya mesleği bıraktı diyelim. Böyle bir durumla karşılaşırsanız staja devam edeceğiniz yeri serbest muhasebeci mali müşavirler odası belirler. Dilerseniz veya imkanınız varsa bu yeri kendiniz de bulabilirsiniz. Aday meslek mensubu ilgili staj döneminin ilk 10 gün içinde stajına başlamak zorundadır. Yanında staja başlanan meslek mensubu durumu bir yazıyla odaya bildirir ve bu yazı da aday meslek mensubunun dosyasında saklanır. Yine aday meslek mensuplarının sigorta primlerine ilişkin bildirgeler TESMER tarafından staj süresince takip edilir. Meslek mensubunca primi ödenmeyen aday meslek mensubunun staj yeri değiştirilir. Aday meslek mensubunun sigorta primini ödemeyen meslek mensubu hakkında da disiplin hükümleri uygulanır. Aday meslek mensuplarının yani sizlerin tesmer tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılmaları durumunda giderleri yine kendi tarafından karşılanır. Yani tesmerin hazırlamış olduğu eğitim programlarına katıldığınızda giderleri kendiniz karşılıyorsunuz. Staj iptali hangi durumlarda gerçekleşir? Peki biraz da buna göz atalım. İstenilen şartları taşımadığının sonradan anlaşılması ara süresini aşanlar yani staja ara verme süresini aşanlar, eğitim programlarına katılmayanlar, eğitim sonucunda yapılacak değerlendirmelerde başarılı olamayanlar, verdikleri belgeleri doğru olmayanlar veya bu belgelerinde tahrifat ya da oynama yapıldığı anlaşılanlar, yapılan denetimlerde bir yılda 3 defa mücbir sebep olmaksızın staj mahallinde bulunmayanlar ki bu denetimler sıkı bir şekilde yapılıyor ve 3 defa bulunmazsanız evet stajınız iptal ediliyor ve aykırı davranışı tespit edilenler. Stajını tamamlayan adayların staj bitim tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarına katılması gereklidir. Staj bitim tarihinden itibaren ilk bir yıl içerisinde sınavlara katılan adayların sınav süreleri katıldıkları ilk sınavın sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren başlar. Bu süre içerisinde sınava katılmayan adaylar sınav süreleri bir yıllık sürenin Bitim tarihinden sonra açılacak ilk sınav tarihi itibariyle otomatik olarak başlatılır arkadaşlar. Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavına stajın bitiminden itibaren ilk 3 yıllık süre içerisinde katılmayan adayların sınava katılabilmeleri için Tesmer tarafından yürütülecek 3 aylık bir güncelleme eğitimine katılması gerekiyor. Bu eğitimi başarıyla tamamlayıp sınav yönetmeliğine öngörülen bekleme süresini tamamlamış olması şarttır. Güncelleme eğitimin geçerlilik süresi 2 yıldır. Bu süre içerisinde sınava katılmayanların yeniden güncelleme eğitimi alması gerekir. Staj süresince eğitime tabi tutulan aday meslek mensupları periyodik olarak değerlendirmelere tabi tutulur. Bir seviye için yapılan değerlendirmede başarılı olamazsanız bir sonraki seviyeye geçemiyorsunuz. Yanında veya gözetim veya denetimde staj yapılan meslek mensupları adaylar için 100 puan üzerinden not vermek üzere her yıl bir tezkiye düzenlerler. Yani bir görüş düzenliyorlar. Aday meslek mensubunun dosyasına konulmak üzere de ilgili odaya gönderirler. Yanında veya gözetim ve denetiminde 3 aydan az staj yapan adaylar için tezkiye düzenlenmez ki bu çok önemli. O yüzden yanında çalıştığınız kişiyle aranızı bozmamaya çalışın arkadaşlar ki notunuz yüksek olsun. Serbest muhasebeci malim müşavir olabilmenin önündeki son, gel, son engel olan SMMM yeterlik sınavı 8 ders üzerinden yapılır. 2015 yılından önce SMMM staja giriş sınavını kazananlar için ise bu 7 derstir. klasik usulde yazılı olarak yapılan bir sınavdan bahsediyoruz. Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav konuları finansal muhasebe, finansal tablolar ve analizi, Maliyet muhasebesi, muhasebe denetimi, vergi mevzuatı ve uygulaması, hukuk, muhasebecilik ve mali müşavirlik meslek hukuku, serme, sermaye piyasası mevzuatı. Sınavlar Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yapılmaktadır ve yeterlilik sınavında bir konudan başarılı olma notu 50 ve üzeridir. Fakat bütün konulardan başarılı olabilmeniz için not ortalamanızın 60 ve üzeri olması gerekmektedir. Bir de staj süresinden sayılan haller var arkadaşlar. Eğer tesmer şubeleri ve odalar tarafından aşağıda belirtilen konularda tesmerden onay alınarak düzenlenecek kurslardan herhangi bir tanesine katılırsanız 40 saati bir aylık staj süresinden sayılır. Bu kapsamda kurs ve seminerlere ilişkin sayılan staj süreleri toplamı 6 ayı geçemez. şunu da belirtmek istiyorum. Bu slaytlar hazırladığımda şu anda saat gece sabaha karşı hatta 4. O yüzden bazı teknik hataları fark ediyorum. Şu anda aşağıda belirtilen konular deyip onu yazmamışım mesela. Bunun için sizlerden özür diliyorum arkadaşlar. Ama şöyle söyleyin. TESMER'in açmış olduğu kurslardan herhangi birisine katıldığınız zaman bu kursların 40 saati sizin bir aylık staj sürenize denk geliyor. Dolayısıyla bu kurslara katılmanız iyi olur. Tabi bunun dışında da bazı haller var. Tabi bunun da 6 ayı geçemediğini de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Yüksek lisans eğitimi yapabilirsiniz mesela. Eğer yüksek lisans eğitimi yaparsanız da hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler alanlarının lisans üstü bölümlerinden yüksek lisans diplomasını stajı sırasında sunması durumunda stajın 1 yıllık bölümünün tamamlandığı kabul edilir. Eğer bunu değerlendirmek isterseniz arkadaşlar, daha önce odanın eğitimlerine katıldıysanız, oradaki e, kurs süresi indirim konusu yapılamıyor. Yani sadece bir maddeden yararlanabiliyorsunuz. Dolayısıyla yüksek lisansın bir yıllık bir staj süresini kısalttığını söyleyebiliriz açıkçası. Ya da doktora eğitimi, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler alanlarının lisansüstü bölümlerinden doktora yapmış olanlar da 18 aylık bir süreyle staj süresini kısaltma şansına sahipler. Eğer bunu kullanırsanız diğerleri geçerli olmuyor. ilk iki saydığım madde. Yani özetle bunlardan sadece birisinden yararlanabiliyorsunuz. Belirlenen alanların dışında lisans eğitimi yapıp buradan mezun olan kişiler bu maddelerde belirtilen alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olurlarsa staj süreleri 3 yıl oluyor ve yüksek lisans ve doktoradan dolayı staj süresinden sayılan hallerden yararlanamıyorlar. Yani farklı bir alandan mezun iseniz yüksek lisans yaparak arkadaşlar veya doktora yaparak İsterseniz serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarına katılabiliyorsunuz ve herhangi bir indirim konusu almadan 3 yıl süreyle stajınızı yapabiliyorsunuz. Herhangi bir indirim almıyorsunuz. Kısacası bu saydıklarımızdan sadece ve sadece bir tanesini indirim konusu yapabiliyorsunuz staj süresinden indirebiliyorsunuz. Ve son olarak da tabii ki ilgili bedelleri banka hesabına yatırmak ki bayağı yüklü bir miktardan bahsediyoruz burada. Tabii kişiye göre de değişir ama bana göre yüklü bir miktar yatırmanız gerekiyor. Bunu da yatırdıktan sonra arkadaşlar artık önünüzde herhangi bir engel kalmıyor. Ve artık serbest muhasebeci, mali müşavir olabiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Gecenin bu saatlerinde video hazırlamayı çok sevmiyorum ama ancak bu saatlerde fırsat bulabiliyorum. O yüzden tekrar söylüyorum sürçülisan ettiysem affola. Amacım sadece sizdir. Bilgilendirmek herhangi bir... E, beklentiyle hazırlamadım bu videoları Umarım kafanızdaki soru işaretlerini Gidermiş ve e, Yanlış bildiğiniz bir Konuda sizi e, en azından e, Düzeltmiş Olma hakkına sahip olmuşuzdur inşallah bu videolarla e, Kendinize çok ama çok iyi bakın Bu staj sınavıyla alakalı olarak arkadaşlar e, Son olarak görüşümü Şu şekilde beyan edeyim sizlere e, Bir abiniz olarak Beni görürseniz ki e, Staj sınavını Kendiniz hazırlanarak eğer yeni mezun olduktan sonra evinizde hazırlanarak yapmak istiyorsanız başarabilirsiniz. Hem başlatma hem bitirme için kursa gitmenize gerek yok. Ya da özel bir kurs almanıza gerek yok. Kursun size katacağı tek şey sadece o gün o saatte ders çalışmanızı sağlayacaktır. Eğer ben bunu yapamam diyorsanız kurs alabilirsiniz. Ee, yayın olarak arkadaşlar ben Murat yayınlarını çok beğeniyorum. Ee, genelde e, en yararlı yayınlar onlarınki oluyor. Tabi... Farklı önerisi olanlar varsa son özellikle sınavlara katılmış olan arkadaşlar bu görüşlerini yorum bölümüne yazabilirler. Onun haricinde de arkadaşlar dediğim gibi herhangi bir kurs almanıza bence gerek yok. Hem başlatmayı hem bitirmeyi bilgileriniz tazeyken rahatlıkla yapabilirsiniz. Zor bir sınav evet katılıyorum ama düzenli bir çalışmayla ve stratejik bir şekilde eğer çalışırsanız, hangi derslere ağırlık vereceğinizi, hangi derse hiç bakmayacağınızı iyi planlarsanız bu sınavdan 100 alamayacağınızı unutmayın. Yani bu sınavdan 100 almanızı çok isterim ama çok zor. O yüzden hani 60'ın üzeri sizi kurtarıyor. Ona göre bir strateji yapıp hangi derslere bakacağınızı kendiniz belirleyip ona göre bir yol belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Daha bu konularla alakalı videolarımız gelecek. Bu sadece staj başlatma ve işte sınav süreciydi. Sonrasında neler yapabilirsiniz? Özellikle iş bulma konusunda umutsuzluğunuzu ve mutsuzluğunuzu bildiğim için o konularda da videolar çekip sizleri yönlendirmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ee, görüşmek dileğiyle tekrar.